Merhaba, herkes hoş geldi. Bağlananlar. Bizim bugünkü konuğumuz çok değerli bir konuğumuz. O Londra'dan bağlanıyor. Londra'daki biliyorsunuz ulaşım, undergroundlar vesaire. Onun için o gelecek, bağlanacak birazdan. Beş mi var şu anda? Evet hocam. 5 Ben dakika vardı. O zamana kadar biraz hani sigara ve genetik diye konuşabilirim. Kayıt var galiba. Evet hocam. Farklı çevresel faktörlere ek olarak birçok genin nikotin bağımlılığına olan genetik yatkınlıktan sorumlu olduğuna inanılmakta. Ve bu yolla da bir bireyde sigara bağımlılığının gelişimi ve ilerlemesi hangi yatkınlık genlerinin bulunduğuna, bunlardan kaçının hastalığa katkı sağladığına ve bu genlerin de birbiriyle ve çevreyle olan etkileşimine bağlı gibi görünmekte. Şimdi konuğumuz gelince sigara ve epigenetikten bahsedecekler ama hani ben kısaca bu epigenetikten de biraz söz etmek istiyorum o bağlanıncaya kadar. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle son yıllarda epigenetik laboratuvar odaklı klinik uygulamalar öne çıkmıştır. Dünya genelinde her geçen gün artan kronik hastalıklar, kanser, otoimmün hastalıklar ve en önemlisi de yaşlanma oluşumlarının her birinde epigenetik mekanizmaların çalışması gözlenmekte. Çok önemli. Bütün bunlarda epigenetiğin önemi zaten son yıllarda dikkati çekmekte ve Nutrigenetik Epigenetik dernekleri de var. Türkiye'de de zaten konuğumuz onu kuran ilk başkanı. Bu tıbbi süreçlerin tespit ve tedavi edilmesinde epigenetik içerikli metotlarında dahil olması daha başarılı ve etkili sonuçlar alınmasına neden olmakta. Tabii ki biz epigenetik değişikliklerin sebep ve sonuçları bunları bize Gülsen hocam anlatacak ama anne karnında başlıyor. Bunu burada vurgulamak istiyorum. Bir kadın doğumcu olarak anne karnında başlayan beslenme süreci hem gebelik sırasında hem de doğumdan sonra alınan besinlerin miktarları onların içeriklerine bağlı olarak bebeğin hücrelerinde çeşitli biyoaktif gıda bileşenleri birikmekte. Bu biriken biyoaktif gıda bileşenleri de çocuklarda birikenler genetik materyal üzerinde gerçekleşecek modifikasyonları çeşitli yönlerde etkilemekte. Yani biz ne yediksek oyuz. Yani bu çok çok önemli. Ama DNA'da bizim kaderimiz değil diyorum. Gülsen hocam gelemedi. Ben o gelinceye kadar böyle epigenetik beslenme biraz onlardan bahsedeyim sizi sıkmadan. Anne karnından itibaren göbek bağından ve doğumdan sonraki beslenmemiz de DNA üzerinde oluşabilecek epigenetik değişiklikleri doğrudan etkilemekte. Besin kaynaklarında bulunan biyoaktif gıda bileşenlerinin miktarları ve çeşitlerinin farklı olması epigenetiği oluşturan tüm sınıfları ilgilendirmektedir. Sindirim için organizmaya alınan besin maddesinde bulunan folik asit miktarı ve vücutta bulunan bazı kimyasallar DNA'nın metilasyonunda önemli ölçüde rol oynadığı tespit edilmiştir. Biz onun için gebelere hatta gebe kalmadan 3 ay önce folik asit vesaire veriyoruz. Gülsen hocam gelmedi. Çünkü o 10 dakikada ulaşırım eve dedi. Ben konuştum bu arada kendisiyle. Bu arayı doldurmaya çalışıyorum ben. Yeşil sebzelerin genelinde bulunan sülforafan, yemişlerde bulunan selenyum bağlandı mı? Geldi mi? Yok, gelmedi. Evet ve soya fasulyesindeki genisteyin kimyasal maddelerinin oluşturabileceği ve regülasyonları incelenmiş. Bu kimyasallar DNA'yı metilasyona uğratan DNA metil transferaz enzimini inhibe ettikleri saptanmış. Yani bunlara girecek tabii Gülsen hocam ama epigenetik DNA diziliminde herhangi bir değişiklik olmaksızın kromatin ve DNA'da reversibil nitelikte meydana gelen moleküler değişiklikleri kapsayan kalıtsal mitotik çalışmalar olarak tanımlanmaktadır. Yetişemedi galiba. Başlıca epigenetik süreçler, işte metilasyon, kromatin modifikasyonu, fosforilasyon, bir sürü simülasyonlardan geçmekte. Bunlar DNA'nın biraz önce de söylediğim gibi epi ne demek? Üstünde demek. Yani genetimizin üstünde. Biz şunu söylüyoruz kısaca. DNA bizim kaderimiz değil. Biraz önce ben meme kanseri farkındalık ayı, Ekim ayı diye onu konuştum. Mesela meme kanserinden de korunabiliriz.
Gülsen hocam geldi. Şimdi hoş geldin. Biz ben siz gelinceye kadar biraz etkilenip falan demeye çalıştım. Şimdi çok önemli bu genler. Hatta çalışmalar var ki OAS1 diye bir gen var. Bu OAS1 geni olanlar koronaya yakalanmıyorlar. Yani OAS1 geni olanların koronaya yakalanma şansları çok az. Riskleri diyelim çok az. Onun için bugünkü konuğum webinarlarımızdan birisini yapmaktayız. Ta bize Londra, İngiltere'den bağlandı. Onun için bu yoğun çalışmalar arasında bize zaman ayırdığınız için ve bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz davetimizi. Gülsen hocam çok değerli. Kendisi doçent, Cerrahpaşa mezunu. Cerrahpaşa'da mezun olduktan sonra Şişli Etfal'de çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasını yaparken biz beraberdik, beraber çalıştık. Çok çalışkan, hep onu koşarak, çalışarak elinde bir yazılarla, çizilerle görmüşümdür. Hep gurur duymuşuzdur. Şimdi de Türkiye'de Nutrigenetik Epigenetik Derneği'nin kurucu başkanıdır kendisi ve bir kongre yapmıştır. Çok başarılı bir kongreydi. Türkiye'nin dört bir tarafından katılımlar oldu. Ve bu arada birçok hastanelerde başhekimlik, başhekim yardımcılıkları yapmıştır kendisi. Genetikle de ilgileniyor ve aynı zamanda kendi muayenehanesi de var. Gelişim Üniversitesi'nde nütrogenetik yüksek lisansına dersler veriyor. Yeditepe'de yine akupunktur ve pediatrik akupunktur dersleri vermekte. Çok fazla söylemeyeyim, vakit kalmayacak. Kısaca sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gülsen hocam hoş geldiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Ben de kusura bakmayın yetiştim. Saatler şey olunca özür dilerim. İnşallah bugün hani herkesin zamanı, vaktimi çalma ömrümden gidiyor. Bana acıyıp durma hayallerimden gidiyor. Direkt cümle bugüne başlamak istiyorum. Çünkü herkesin zamanı çok kıymetli. Onun da farkındalığım var. O yüzden inşallah bugün farklı bir şeylerden anlatabilirim. Farkındalığı yaratabilirim epigenetik açısından. Epigenetiği dünyaya artık konuşuyor Türkiye'de. Öğreteceğiz dedik hocalarımızla beraber. İnşallah burada vesile olursunuz. Çok teşekkür ederim. Ben sunumumu paylaşabilir miyim hocam? Tabii buyurun. Bir izin verirler mi acaba mümkünse bana arkadaşlar? Verdim hocam. İzninizi verdik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Screen share. Tamam. Herhalde sıkıntı yok. Şimdi epigenetik sevdemlerden başladı. Ben çocuk sağlığı hastalıkları doçentiyim. İnsanlarda ve kendimde bazı hastalıkları yenebildim ve değiştirebildiğim zaman ben insanların neresini değiştirdim? DNA'sını değiştiremem ama neresini değiştirdim? Merakım medikal biyoteknoloji PhD'ye başladım Acıbadem'de. İki sene gittikten sonra şu andaki PhD'mi Birin Üniversitesi'nde moleküler ve tıbbi genetik üzerinde bitirmek üzere gene devam ediyorum. Yani eğitim bitmiyor. Herhalde ölene kadar da eğitimim bitmeyecek. Tıpçı olarak evet tıp alanında biliyoruz, anlatıyoruz, reçete yazıyoruz ama bazen bazı şeyleri kaçırabiliyoruz. O yüzden de multidisipliner, nütrigenetik ve epigenetik danışmanlık platformunda insana dokunan herkese eğitimlere başladık. Şimdi aynı epigenetik koçluk çok sevinmese de ben seviyorum çünkü multidisipliner yol demek oluyor bu. Aynı sistemi İngiltere'ye kurdum. Ya İngiltere üzerinden tüm dünyaya aynı sistemi hem eğitim hem de danışmanlık vermeyi düşünüyorum. Kendime güvenmiyorum ama hocalarıma güveniyorum. Çünkü çok değerli hocalarımız var. İnşallah onları hep beraber dünyaya tanıtacağız. Şimdi epigenetik nedir? Konum şöyle, epigenetik nedir? Epigenetik mekanizmalar, epigenetik değişiklikler, sigara ve epigenetik etkileri neler? Ortaya çıkan epigenetik değişiklik tersine çevirebilir miyiz? En son hocam bugünden sonra acaba yaş alıp yaşlanmayabilir miyiz? Epigenetik evet. Beslenmeden de en son böyle bugünün sonunda bir beslenmeyi anlatmak istedim çok kısa olarak. Sanırım sürem 40 dakika değil mi hocam? Yani hata yapmadan onu takip edeyim. Sesiniz kapalı hocam. Siz konuşun çünkü sürenin yeteceğini düşünüyorum. Yetmezse uzatırız. Siz endişelenmeyin. Çok güzel konulara değineceksiniz. Merakla herkes bekliyor. Şimdi esas epigenetik nedir? Epigenetik DNA kaderin değil. Bir sloganı vardı Times dergisinde, onu koymadık biz buraya. Artık her şeyde insanlar alıştılar ama biraz DNA kaderin değili dünya konuşuyor. Ne demek? DNA dizilimi tabii bir değiştiremeyiz. Yani adenin, timin, guanin hiç kimse değiştiremez. Aramızda belki doktor dışındaki arkadaşlarımız da vardır. Şöyle demek istiyorum. Bir bilgisayar, bilgisayarın kapağı, bacası, hepsi bu DNA'dır. Adenin, timin, guanin, sitozin. Ama
Bilgisayar yazılmadan çalışır mı? Hayır, çalışmaz. İşte yazılım da epigenetiktir. Epigenetik olmadan DNA'nı ifade etme şansı yoktur. Esasında çocukluktan, anne karnından başlar bunlar. Hücrelerin farklılaşmasından başlar. İlginç tarafı, daha sonra hayatının devamında da bizim şu anda, bizim değil dünyanın uğraştığı, bulaşıcı olmayan kronik hastalıklardan korunma yolu da epigenetikten geçmektedir. Kısaca tekrarlarsam, DNA dizilimin değişmeden DNA'nın ifadesini çevresel koşullarla, beslenme, yaşam tarzlarıyla geriye döndürülmesidir. Şimdi bu epigenetik değişiklikler, biraz önce bahsettim, bir DNA'mız var, adenin, timin, guanin. Buradan çok basitçe, herkes anlayacağı dilden anlatmaya çalıştım hocam. Transkripsiyonla mire DNA'ları öğrendik artık zaten aşı sayesinde. Protein, amino asitlerin bir yere gelip protein yapılması emrini veriyor. Emir veriliyor ama düzgün emir giderse sıkıntı yok. Emirde sıkıntı olduğu zaman işte epigenetik değişiklik o. Oradaki protein yapımında sıkıntı oluyor ve işlevini yapamıyor. Eğer bu protein, bu enzim yolakları eğer alerjiyle ilgili kısımlardaysa kişi de alerji oluyor. Otoimmün hastalıkları regüle eden yapıdaysa, bir protein yapısındaysa, işte otoimmün hastalıklar meydana geliyor. Veya kanser genini bloke olmasını engelleyen geni bloke ediyorsa kanser oluyor. Yani epigenetik esasında elimizde olan en önemli silahlardan bir tanesi. Biz hekimler olarak tabii ki insanlara dokunuyoruz. Botanist sağlık alanında yani arkadaşlar dokunuyor ama bazen küçük dokunuşların insan hayatını değiştireceği noktası epigenetiktir. Ve o epigenetik değişiklikler nereden başlıyor? Sanki bu genetikmiş gibi annenin babanın değişiklikleri, imzaları diyeyim, çocuklara nesilden nesile aktarılıyor. İşte psikolojik hastalıklar olsun, psikoterapiler yapılıyor, aile aile dizilimleri falan yapılıyor. İşte insan, tabii esasında hani annesi neyse odur deriz ya da işte tat deriz. Herkes esasında memleketindeki tadı arar. İşte bunlar yediklerimiz, içtiklerimizle bizde oluşan epigenetik değişikliklerin genidir. Ve karakterlerimiz, çevremizle etkili anne babamızın davranışlarıyla karakterlerimiz oturur. Biraz önce söylediğim gibi epigenetik esasında sıfır bir hücreden nasıl biz karaciğer hücresi, ciğer hücresi ve kas hücresi oluyorsa bunlar hepsinin olma yolu epigenetik işaretlerdir. Epigenetik işaretler hücreler yolakları ayrılır ve hücreler tanımlanır. Bu mekanizmalarda hocam çok ayrıntıya girmeden biraz dedi kulakların pıs silinsin sevgili dostlarımızın dedi. Epigenetik mekanizmalar çok basit olarak 3 mekanizma. Kimyasal bir olay düşünün. DNA üzerinde kimyasal olaylar oluşuyor ve ifadesi değişiyor. Konu ifadesinde doğru veya yanlış, git bu proteini yap diyemiyor, susuyor veya çok fazla yapmasını sağlıyor. Mesela interleukin 6 çok yapıldığı zaman, yani oradaki yapım fazla olduğu biz tabii ki inflamasyon oluyor. Bu da COVID'den biliyoruz herhalde. İnterleukin 6 olması, sitokin fırtınaları falan. Buradaki mekanizmalar işte orada yapım sırasındaki DNA üzerindeki epigenetik değişiklikler sonucu olmakta. Bunlar 3 mekanizmayı kısaca özetleyebiliriz. DNA'nın metilasyonu, histon modifikasyonu dediğimiz, gene DNA'nın çevresine döndüğü o proteinlerdeki dönük hasta, bir de miRNA dediğimiz, non-coding RNA dediğimiz değişikliklerdir. Bunların hepsine girmeyeceğim ama sigarayla hocam, bunlarda nasıl değişiklik oluyor diye belirtmek istediğim için kısaca özet olarak anlatmak istedim. Ne demiştim? Histon modifikasyonu, DNA metilasyonu. Çok önemli bir konuya söylediniz Gülsen hocam. Çünkü bu benzopiren maddesi dumanlardan, baca duman, fabrikaların bacalarından çıkan dumanda da var, sigarada da var. Bu benzopiren ne yapıyor? İşte o sentez safhasında DNA hasara uğratıyor. Çok güzel evet. Dediniz. Çünkü onu anlatmak için bunu anlamak lazım. Çok evet, teşekkürler. Ben, o yüzden gerçekten çok ben teşekkür edeceğim. Bu epigenetik mekanizmalarla ne oluyor? Kalıtsal diye düşünülen ama tabii ki DNA zinciri değişmiyor. Ama ifadesi kalıtsal olarak aileden geçiyor. İşte babasının huyu, anasının huyu diye deriz ya, anneannesinin huyu, babasının işte huylar dediğimiz şeyler de esas epigenetik karakterlerle oturuyor. Ama bunlar kader değil. Yani zamanla bunlar geçebilir. Biz kim esasında, hep hocam bile söylerim ama çok severim. Biz anneannemizin yediğiyiz. Anneannemizin karnındayken annemiz, anneannemizin yedikleriyle karnındaki DNA üzerindeki ifadeler, epigenetik değişiklikler değişmeye başlıyor. Tabii annemizin karnında, o yumurtalıklar anne karnındayken olduğu için bizler esas anneannemizin yedikleriyle şekilleniyoruz. Bu değişiklikler, epigenetik mekanizmalarla DNA üzerinde düğme gibi basabiliriz veya basmadan aktif olarak çalışmasını severiz. Düğmeye basabildiğimiz gibi şansımız
elimizi düğmeden de çekebiliyoruz. Hocam çok güzel bir konu dedin, anneannelerimizin dedin. Hemen çok kısa, işte sigara içenler kendi çocuğuna, onlar da çocuklarına, yani torunlarına kötü bir miras bırakıyor. Çok teşekkür ederim bu konuyu söylediğin için. Aynen hocam. Bu DNA metilasyon biraz önce dediğim gibi sitozin ve guanin arasında bir metil olmasıyla, yani metilasyon dediğimiz olay gerçekten kimyasal bir olarak metilasyon. Peki bu metilasyon neyi etkiliyor? Burada da tekrar belirtmek istedim. Sitozin ve guanin. Bu CPG'yi göreceğiniz için hocam daha sonraki slaytlarda hani arasındaki metilasyonu ifade eden bir şey. Özür dilerim. Her neyse slaytlar. Şimdi bu DNA metilasyon ne işe yarıyor ve ne yapıyor? DNA metilasyon bu DNA'nın ifade kısmında promotör bölgesinde oluyorsa transkripsiyon faktör dediğimiz tanıma bölgesi değişkeninde de o DNA'yı susturuyor. Hocam çok güzel örnek veriyor. Ben de çok seviyorum. Özellikle kanseri önleyen genleri susturduğu zaman kanser oluruz. Esasında kanser de kaderimiz değil. Kanser de epigenetik bir rahatsızlık, diğer hastalıklarda olduğu gibi. Onu da değiştirme şansımız var. Ama nedense onu çok fazla dillendiremiyoruz ya da işte ifade edemiyoruz. İnşallah bundan sonra hep beraber bunları anlatacağız. Burada hemen işte PL3 geni. PL3 evet. Geni bizi kansere karşı koruyor. Ama sigara ne yapıyor? PL3 genine hasar veriyor. Dolayısıyla kanser oluyorlar. Onun için de burada da genetik önemli. Tabii her içende olmuyorum diyebiliyor. Çok çok güzel anlatıyorsun güzel hocam. Çok... %20 esansı genetik. %80 epigenetik. Mustafa Camgöz hocam vardır. Onunla beraber kongreye çıktık. Zaten o yol vermese Türkiye'de herhalde bu yola çıkamazdım. Empirik oluştan dedi ki doğru yoldasın. Yani epigenetik gelecek bu. İnşallah hep beraber hocalarımıza, şimdi çok değerli hocalarımızla eğitimlerimizi de veriyoruz. Sağ olsun hocamız gibi sizlerle de bir araya gelip anlatmaya çabalıyoruz. Çünkü başka seçimimiz yok. Bu bahsettiğim gibi çok esasında promotör bölge, işte ifadenin başladığı bölgede. Yani de promotör aşağıdaki görüyorsunuz hocam. Tamamen yuvarlak kapalı metile hali olunca gen ifade edilmiyor. Gen ifade etmediği zaman fabrikaya ona yap emri gitmiyor. Emri gitmediği zaman da o gen üretimi yanlış oluyor. O gene ifade ettiği protein üretimi yanlış oluyor. O neredeyse hangi yapıyı üretmek için yapıldıysa, işte kanseri önleyen kısmındaysa kanser olma riski artıyor. Tabii genler sonsuz. Bildiklerimiz var, bilemediklerimiz var. Ama bildiklerimiz de şunu gösteriyor ki geri dönebiliyoruz. Yani epigenetik değişikliği düzeltebiliyoruz. Diğer bir tanımda histon modifikasyon. Tekrar böyle protein yapısı, histon proteinleri var. Onun çevresinde asetil olması, döndürel bir şekilde ifade edilmesi veya edilmemesi, asetil olduğu anda bu kromatinler açılıyor ve ifadesi kolay oluyor. Ama deasetil olduğunda büzülüyor ve ifade bozuluyor. İşte bu histon deasetilaz özellikle mekanizmasıyla kanser ilaçları, özellikle bu histon deasetilaz inhibisyon ilaçlarıyla kanseri önleyen çalışmalar var. Yani o yüzden çok çok önemli. Ve histon deasetilaz hocam buradan geçmeden gidemiyorum. Ben İbn Haldun'la satır arası tanışmıştım. Diyorum 600 sene İbn Haldun yediklerin neyse oysun diye ifadesinden. Yani arpa ve zeytinle çok gündeme çıkarmıştı. Ve ben merak ettim nedir bu arpa ve zeytin? Zeytinyağı bağırsaklarda bifidobakterya sayısını artıyor probiyotikleri. Arpa da böyle kısa zincir yağ esteri arttırıyor. Onlardan bir tanesi bütürik asit de histon deasetilaz inhibisyonu yapıyor. Yani yediğimiz bir şeyle bir histon deasetilaz inhibisyonu yapabiliriz. İşte epigenetik mekanizmalar, yediklerimiz, içtiklerimiz, artı bununla beraber spor, bununla beraber bulunduğumuz ortamla olumlu veya olumsuz koşullarda kendimizi hasta etme veya etmeme şansımız elimizde. Burada en önemli şey, baştan beri belirttiğim gibi, şanslıyız, geri dönebiliyor. Genetik değişiklikler tabii ki geri dönemez. Bazen bu konuda da eleştiri alıyorum ama inşallah tabii üzülüyorum. Fakat öğreteceğim, DNA kaderin değil deyince ne diyorsun diyorlar. Dediğim bu, DNA kaderin değil, ben demiyorum dünya diyor. Eğer metilasyonu değiştirebiliyorsunuz. Fakat şurada kafamızda hocam şunu da belirtmek istiyorum. Hipermetilasyon, hipometilasyon iyileri yorumlamak biraz sıkıntılı. Nerede olduğu çok önemli. Hangi geninde olduğu çok önemli. Ona göre de yorum yapmak lazım. Olumsuz değişiklikleri olumlu şekle döndürebiliyoruz. Evet, hocamın belirttiği gibi işte epigenetik sigara diyoruz ama sırf sigara mı var? Ya, epigenetik değişikliği yapanlar neler diye baktığımızda
böcek zehirinden, benzenden, polonyumdan, taryumdan, amonyaktan, hep nikotin diye bahsediyoruz yanlış. Tinerden, naftalinden, sitrik asitten, formaldehitten, kalmodinden, bütünden, asetondan, metandan, siyanürden, arsenikten, katrandan, karbonmonoksit, fenolden konuşmaya bile yetinmeyecek. Esasında bizim DNA'mızı etkileyen tek faktör yok. O yüzden bizim ne yaptığını farkına varmamız gerekiyor. Kısaca sigara hem epigenetik değişiklikler yapıyor hem de DNA zincir kırıkları oluşturuyor. Şimdi epigenetik değişiklikleri nasıl yapıyor? Biraz önce anlattığım mekanizmalarla yapıyor. DNA metilasyon, kusura bakmayın gene bir hata olmuş, özür dilerim ufak tefek kelime hatalı. Histon modifikasyon non-coding RNA sistemiyle epigenetik olumsuz değişikliğe sebep açıyor. Bunlar neler oldu? Peki bunun sonucunda ne oluyor diye Gülsen sorarsanız, kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet ve kronik obstrüktif akciğer hastalıkları. Bunun dışında otoimmün hastalıklara sebep açıyor. Otoimmün hastalıklarımız dediğimiz nedir? Bizim kendimizi, vücuttaki hücrelerimizi ve vücuttaki organlarımızı tanırız. Ama bizim o denge sağlayan sistem bozulduğu zaman biz kendi kendimize saldırabiliriz. Beynimize saldırırsak MS olur. Tiroidimize saldırırsak Hashimoto olur ki şu anda olmayan yok gibi hocam. Yani sistemik lupus eritematosu, çölyaktır, egzamadır, psoriasis, romatoid, bunların hepsi hepsi epigenetiktir. Bunlar düzelir. Bunlar kadar değil. Zaten biz kendi eğitimlerimiz bunu anlatıyoruz. Benim çocuk doçenti olarak, çocuk doktoru olarak epigenetiği bilmemin en büyük özelliği sıfır alıyorum, 20'ye getiriyorum. Yani şimdi sıfırdan 20'ye bu çocuğu takip ediyorum. Ve bu çocuklarda çocuklarım alerji olmuyor ya da alerji olan çocuk düzeliyor, astım falan gitmiyor. Diyordum ki ben nasıl, ne yapıyorum da çocuklarıma bu kadar iyi bakabiliyorum? Antibiyotik vermiyorum. Beslenmesi dikkat ediyorum. DNA yenilenmesi için vitaminsiz bırakmıyorum. Esasla çocuğu sağlıklı ateşli bırakıyorum, immunsuz aktif ediyorum. Esasla çocuğa çok fazla yüklenmiyorum, onu fark ettim. Her yüklendiğim ilacın da herkese her şey olmadığını da fark ettim. İşte nütrigenetik ve epigenetiği oradan farkındalığımla buraya geldim. Nerede başlıyordu? Gene bize geldik tabii. Hocamızla beraber dün akşamdan beri anneyi konuşuyoruz. Anne karnından. Şimdi anne karnı maruz kaldığı zaman oradan başlıyor çocuklar. Zaten anneannemizden var ama anne karnındaki durum çok daha önemli. Ne zaman olduğu, çevre koşulları ve diyet 3 tane etkileyen faktörler. Burada ben bu slaytı çok seviyorum hocam. Özellikle belirtmek istedim. Kongrelerde de kullanıyorum bu slaytımızı. Çevresel koşullarda bakteriler, sigara, çoklu doymamış yağ esteri kullanımı, antioksidanlar, folat vitamin eksikleri, besinler, alerjenler, çevresel hava koşulları, kirli hava koşullukları, virüsler anne karnındaki çocuğu modelliyor diyeyim. Yani gelecekte çocuğun alerjik olup olmamasını, obez olup olmamasını veya otoimmün hastalıkları olup olmamasını anne karnından şekillendiriyor. Nasıl mı? İşte histon modifikasyon, DNA metilasyon ve non-coding RNA ile şekillenerek dünyaya çocuk öyle geliyor. Farkındaysanız zaten anne, yani şu anda alerji çok erken yaşlarda başladı. Otoimmün tiroiditler çok erken yaşlarda başladı. Çünkü maalesef artık anne karnındayken bu sistem terse dönmeye başlıyor. Evet Sayın Hocam, burada işte biraz önce anlattığım, anne karnındayken sigara içmenin 2-3 tane ufak DNA üzerindeki ne gibi değişiklikler yaptığını anlatmak istedim. Burada hocam FRMD4A geninde değişiklik yaparak çocukları nikotin bağımlılığına, gelecek hayat nikotin bağımlılığına yatkın kılıyor. Tabii %100 tıpta %100 yoktur ama yatkın kılıyor. İkinci olarak CYP1A1 geni, Stockholm 450, bu detoksifasyon önemli bir gendir. Hep dersimizde biz bunları vurgularız. Özellikle ilaç tedavilerinde olsun ve detoks programında çok önemli. Bunun daki epigenetik değişikliklerde çocukta sıkıntılı doğmasına sebep açıyor. Bağışıklık sistemi, hep hocam esas belli yaştan sonra anneler geliyor, işte çocuğun bağışıklık sistemi kötü, işte ne yapabilirim doktorum, esas anne karnına buna baksa, anne karnına dikkat etse, bu çocuğun bağışıklık sistemi MYO1G'ye etkilenerek, bağışıklık sistemi zaten çocuk kötü dünyaya geliyor. Hani olumsuz bir dünyaya geliyor, onu geri döndürmek çok daha zor. Buna farklı olarak FETÖ gene meşhur, obezite genimiz bizim. Kişinin, çocukların FETÖ genindeki değişiklikler, epigenetik değişikliklerle obeziteye yatkınlığını arttırmış bir şekilde gelmemesine
sebep açıyor anne karnındaki sigara. Gene gelişim geriliği yapıyoruz. Peki gelişim geriliği nasıl yapıyor diye bakıldığında CNTP, CNAP2 genindeki çocuğumuzun gelişim sürecinde önemli olan genin yapısındaki epigenetik olumsuz değişikliklerle buna sebep açıyor. AHRR genindeki gene değişikliklerle epigenetik değişikliklerde kanser olmasının yatkın bir şekilde. Yani anne karnındaki sigara, daha da hocam farklı çok daha vardı ama çok fazla yormak istemedim. 23 farklı bölgede de gene sigara içen annelerde sıkıntı rastlandığı gösterilmiş. Bu mekanizmalarla şimdi özür dilerim. Kusura bakmayın, resim ben şeyde sunmada biraz resmi yukarı. Hamile kısası annenin sigara içme, DNA metilasyon değişikliği uzun vadede epigenetik değişikliğe sebep açarak çocuğun daha dünyaya gelirken otoimmün hastalıkları, obeziteye yatkınlığı, nikotin bağımlı olmasına, kardiyovasküler hastalıkları yatkın kılarak dünyaya gelmesine sebep açıyor. Ama şöyle bir şey var, epigenetik değişir. Ama anne karnındayken bunu yakaladığımızda çok daha kolay değişir. İnşallah hep beraber bunun bilincine arkadaşlarım vardırız. Peki erişkinde sigara içtiğinde ne gibi değişir? Sen hocam çok güzel anlattınız. Erişkine geçmeden bebeğin ilk aşısı dediğimiz anne sütüne de etkisini burada bir söylerseniz. Çünkü annenin çocuğunu emzirmesi lazım ama orada da sigaranın etkisinin bir vurgularsanız çok önemli değil mi anne sütüyle bebeğe geçen? Son zamanlarda anne sütüyle epigenetik değişiklik, yani bir DNA üzerinde çok belirgin çalışmalar var. Anne sütü içindeki mikrobiyotanın azaldığı, anne sütü içindeki annenin sigara içtikleri de toksik maddelerle beraber tekrar çocuklardaki mRNA üzerinde olumsuz etkiler olduğuna dair çok çalışma var. Ben de o çalışmalar bir tanesini kurul olarak kurula verdim hocam anne sütü üzerinde. Ama çok güzel, çok güzel. İnşallah hocalarımız okey gelir, o şekilde görürüz. Çünkü anne sütü veriyoruz ama anne sütünün kaliteli olması için farkındalığın olması lazım. Hani ne yersen geçiyor esasında. Ama yediklerimiz, içtiklerimiz, sigara sanki geçmiyormuş gibi düşünüyor. Ama biraz önce bahsettiğim maddenin hepsi anne sütünde çocuğa geçiyor. Oradaki epigenetik değişiklikler. Sonra çocuk hastalanıyor. Ben ona çok şaşırıyorum hocam. Sonra doktor arkadaşlar geziyorlar. Peki ne yapacağız? Çok basit. İlk önce anne babanın, annenin ve çocuğun olumsuz değişikliklerin. Epigenetik koşluk burada çok önemli. Hep ben vurguluyorum. Yedi, içti, uyudu, yaptığı spor, yani sigara, ben çok ilginç mesela insanlara sigara içiyor musun sorusunu sormayı unutuyorum çünkü böyle bir şey aklıma bile gelmiyor. Yani bir anne yani çok ilginç, hani içemezmiş gibi geliyor ama tabii ki bu da bizim hatamız, belki hani düşünemiyorsunuz, bundan sonra inşallah daha da dikkat edeceğim, hani gerçekten çok farklı. Evet, şimdi hocam anne erişkinde ne gibi farklılıklar yaratıyor? Anne erişkinlerde de aynı şekilde sigara içmeyle beraber meydana gelen inflamasyonlar. Burada hocam ben sigara dumanı inflamasyonu sebep açarak, söküne uyararak hastalıklara sebep açıyor. Peki nasıl açıyor? Yine aynı şekilde DNA metilasyon üzerinden, histon modifikasyon üzerinden, mikro RNA üzerinden, non-conic RNA dediğim sistem üzerinden de etki ediyor. Burada tek tek ben birkaç örnek vermek istedim hocam. Hani mekanizma olarak neydi ki, nasıl bir sistemde bozuyor, birkaç çalışmadan örnek vermek istedim. Çok çok güzel anlatıyorsun. Tamam. Emeğine sağlık, çok tamam. Güzel. Cin popülasyona bakmışlar, yapılan bir çalışma. Hala sigara içen denekler incelendiğinde hocam, sigara içmeyenlere farklı olarak 318 farklı sitozinde guanin bölgesinde anormal metillenme gözlenmiş. Diğer bir çalışma, bu İtalyan popülasyona yapılan bir çalışma. Hiç sigara içmemişlerle sigara bırakmış olanlar ya da içmeye devam eden kişiler için bakıldığında hiç sigara içmemiş bireyler ile sigara bırakmış bireylerde metilasyonları farklı olduğu göstermiş. Sigarayı bırakmış kişilerde geçen zamana doğru orantılı metilasyon düzeyinin düzelme başlıyor. Yani şu anda daha sonra bile sigarayı bırakmak metilasyon düzeyini geriye döndürebiliyor. Ama ne kadar? Bazı yayın 11 sene diyor, bazı yayın 20 sene diyor. O yüzden ne kadar erken başlanırsa o kadar kar gibi düşünüyorum. Bırakmak. Evet. Şimdi burada hocam 2-3 tane ben gene belirtmek istedim. Hangi genler ne yapıyor ve ne gibi sistemle anne DNA epigenetik değişiklik yapıp ne gibi sorunlara yol açıyor. Sigara içen kişilerde özellikle JAK3 geni diye bir gende hipermetilasyona sebep açıyor. Hani promotor bölgede biraz önce metilasyon oluyor. Kimyasal işlemlerin artmasına sebep açıyor sigara içmek. Peki bu ne yapıyor? T hücrelerde, B hücrelerdeki olan immün sistemi bozuyor. Buna bağlı olarak da inflamasyon ve KOAH karşımıza
geliyor. Hani bir kol hastası olmadan veya işte belki hocam tabii nütrigenetik burada önemli. Bazı kişiler inflamasyona yatkın kılınabiliyor. Yani inflamasyona yatkın genetik testler olan kişiler olabiliyor. Bu kişinin asla ve hatta sigara içmemesi lazım. Kişinin hiç kimse içmemesi lazım. Ama buna yanında dumanın altında bile durmaması lazım. Çünkü zaten gende sıkıntı var. Bir de üstüne epigenetik eklendiği zaman bu kişinin akciğer veya buna benzer hastalıkta yakalanması çok daha farklı boyutlarda olabiliyor. Diğer bir genlerden bu tanesi F2, RL3 geni dediğimiz bir gen. Bu gene bakmışlar. Bu gende ise hocam burada da tekrar inflamasyona bağlı olarak gelişen bir gen. Bu genin kan pıhtılaşmasına etkili olduğu ve inflamasyonda önemli yer alıyor. Özellikle bu F2, RL3 geni hocam biyobelirteç olarak kullanılabilir çalışmaları var. Yani sigara içen kişilerdeki hipermetilasyon ve olumsuz değişikliği gösteriyor ki biyobelirteç olabileceği çalışmaları var. Peki bu ne oluyor Gülsen? İşte bu genin tanımı olan, yani ilk DNA'daki tanımındaki eğer kimyasal işlemlerde epigenetik değişiklikler metili olup ifade bozulduğu zaman bu kişinin kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gelişme riski diğer kişilerden çok daha fazla rastlanıyor. O yüzden hani epigenetik dediğimiz şey çok çok önemli. Nerede olduğu önemli, nasıl olduğu önemli ve hastalıkların gidiş yolunda da nereden ne yapılırsa geri dönebileceği bakımdan önemli. Histon modifikasyon, DNA metilasyon birkaç tane örnek verdim. Hani bununla ilgili olan senin hocalarım, arkadaşlarımız, dostlarımız bakarsa çok daha farklı çalışmalar bulacaklardır. Histon modifikasyon üzerindeki çalışmada ben bunu çok sevdim. İki tane bir DNA repair proteinler üzerinde olumsuz etkileri yapar, DNA kırıklığına sebep açabiliyor. Gene histon modifikasyon inflamasyon yapıyor ve bunun sonucunda da kronik obstrüktif akciğer hastalığına sebep açıyor. Bu biraz önce bahsettiğim hani aynı şeyin tekrar açıklaması histon modifikasyon ve DNA kırıklıklarıyla aynı şekilde mekanizmalarla sıkıntılı kişilerde kronik obstrüktif akciğer hastalığına sebep açabilir. En son hocam mikroRNA üzerindeki yapılan çalışmalar yani sigaranın mikroRNA mekanizmasıyla epigenetik değişikliklerle kişilerde ne gibi hastalıkla yatkın kıldığı çalışmaya bakıldığında bir tane örnek vereceğim. mRNA 16'da bu özellikle nükleer faktör kappa B, bu immünoloji önemli olduğu için bunu özellikle belirttim hocam. Buradaki proinflamasyona sebep açık mide kanseri ilişki olabildiği gösteriyor. Bu nükleer faktör kappa B ne immün sistem regülasyonunda önemli bir rol alıyor. Bunların yanlış ifadesi, nükleer faktör kappa B'de yanlış ifadesi kanser ve otoimmün hastalıklar için yatkınlığımıza sebep oluyor. Esası vücudumuz çok güzel. Vücudumuzun sistemi de çok güzel. Bu sistem üzerinde öyle bir şey ki hep ben şunu vurguluyorum. Kişiye özel ilaçlar verilmeli, kişiye özel olarak vitaminler verilmeli, kişiye özel olarak beslenme verilmeli. Biz bir açığı kapatırken bir ilaç veriyoruz ama sistemi düzgün çalıştırabilmemiz elimizde. Yalnızca bizim o kişide genetik ne olabileceğini bilmemiz ve o kişinin olumsuz olan epigenetik değişikliğini düzeltebileceğini farkındalığımız yeterli gibi düşünüyorum. Evet, şanslıyız. Geri dönebilir mi? Evet, geri dönebilir. Yani epigenetik değişiklikler kişilerde beslenmeyle ve çevresel koşullar ve bıraktığında geri dönme şansı var. Ne kadar zamandır geri dönebilir? Esası dediğim gibi bazı yerler 15 senede diyor, bazı yerler 20 senede diyor. Hani kişinin açıkçası kendi de herhalde hocam ne kadar iyi baktığıyla ilgili. Çünkü tek bir şey değil. Yani sigarayı bırakırsınız ama diğer toksik maddelerle siz gene karşılaşmaya devam ederseniz kişinin geri dönme şansı çok daha uzun sürer gibi düşünüyorum. Evet, sigara içmemesi bir çalışma dediğim gibi 15 senede bu DNA metilasyondaki hipermetili alanların 11 sene içerisinde geriye döndüğünü, düzelebildiğini gene çalışmalar göstermiş. Ama burada 15 sene diyor, başka çalışmalar da daha da uzun sürebiliyor. En son ben tabii bunu çok severim. Bu slide'ı da çok severim. Gerçekten Epigenom dergisine yayınlanmış bir slide. Beslenmemizde, yediklerimiz, içtiklerimizde DNA epigenetik değişiklikler düzelir mi? Belki en son sigara bıraktıktan sonra sevgili dostlarımıza yardımcı olmak için bunu söylüyorum. Çünkü bazen işte insanlar yani faydası olmaz, işte işe yaramaz diyorlar. Ama kime neye göre? Bu da çok önemli. Burada bir örnek vereceksem, biraz önce bahsettiğim DNA metil transferaz enzimiyle DNA üzerindeki
hipermetilasyonların yaşam koşullarımızı değiştirerek, sigarayı bırakarak ve beslenmemizi düzelterek, uykumuzu düzelterek, sporumuzu ekleyerek geri döndürme şansımız olduğu yapılan çalışmalarda göstermiş. Öyle ki annenin babanın daha evlenmeden önceki, ergen öncesi yedikleri, içtikleri, yaptığı spor ile beyin kaynaklı nörotrof faktörü üzerinde olumlu veya olumsuz değişiklikleri sporla beraber düzeldiği ve çocuklarına o epigenetik imzanın geçtiği gösterilmiş. Öyleyse bizler bunu şu anda itibaren değiştirebilir miyiz? Evet, değiştirebiliriz. Bunun bilincinde olursak şansımız var. Mesela tahıçeri üzerine yapılan çalışmalar var. Kanser olan kadınlarda yapılan çalışmalarda. Yine tahıçi ile olumsuz kadınları ayırmışlar. Bir kısma tahıçi yaptırmışlar, spor yaptırmışlar, bir kısma yaptırmamışlar. Daha sonraki o metilasyon, DNA metilasyon döngüsündeki yerlere bakıldığında yaşın bile geri aldığı çalışmalar var. 2020'de benim yapmak istediğim bir çalışma yayınlandı. Tabii çok üzüldüm. Yani görüyorduk. Epigenetik kulak, epigenetik saat. Yaşların ileri gitmesi geri dönebiliyor mu? Evet, geri dönebiliyor. Yaş alabiliriz ama yaşlanmamak elimizde. Belki bugün en önemli sinyallerden, mesajlardan bir tanesi o. Yaşlanmamak önemli mi? Yaşlanmamak demek bizim yaşlanmayla gelen hastalıklardan korunmamız demek. Yaşta gelen hastalıklar neler? Kanserdir, otoimmün hastalıklardır, işte kalp hastalıklarıdır, şeker hastalıklarıdır, Alzheimer'dır, Parkinson'dur. Bunun hepsi epigenetik hastalıklar. Burada bu DNA metiltransferaz, dediğim gibi metilasyonun artması, ama bazen duyuyorsunuz maalesef bilimsel olmayan mercekler böyle hani metilasyon çok iyi, metilasyon çok iyi gibi böyle güzel konuşuyoruz. Bence artık bilim ışığında hepimiz konuşmalıyız. Nerede metilasyon olmalı? Nerede olduğu zaman iyi, neresi olduğu kadar kötü? Bunu konuşmak lazım. Hep de şunu söylüyorum. Metilasyon olduğu gibi demetre de olup o hipermetilasyonu azaltabilirsiniz. Fakat burada mesela resveratrol hepimizin bildiği şey, yeşil çay hepimizin bildiği şey, sülfür evet duyuyoruz, soya fasulyesini duyuyoruz, Brezilya cevizini duyuyoruz. Fakat bu herkese de olmuyor. Benim bazen hiçbir zaman yapılan testler sonucunda brokoli içemeyen hastalarım var. Yani yeşil çay alamayan hastalarım var. Biraz önce bahsettiğim sitokrom 450 dedim. Mesela orada sıkıntı olduğunda, tek nükleotide sıkıntı olduğunda o kişi kahve içemez. Kahve içtiği zaman ne olur? Yani homozigot ve heterozigot olmasına bağlı kalp hastalıkla yatkın kılır diğer kişilerin o zaman. Diğer tarafa baktığımda histon, dedim ya, destilasyon böyle büzüyor, ifade edemiyor ve senin kanser olmana veya diğer hastalığa yatkını kılıyor. Ya çok basitçe anlattım, kusura bakma, şimdi çok bilim insanları varsa diyecek Gülsen de anlatıyor ama hani hocam haklıydı, çok güzel büzüyor. Asetil olunca da açılıyor ve ifadesi olunca kişi, zaten işimiz o. Bizim dünya, yani dünyada DNA'mız var, DNA'mız ifadesi var. Bu ifadeye göre çalışan bir makine gibiyiz. Ve hep şöyle, makineyi güzel çalıştırmak lazım. Ve artık tıp yavaş yavaş kişisel tıbba gidiyor. Verdiğimiz ilaçlardan, farmakogenetiklerden, bağırsak mikroorganizmalarımızdan, genetik beslenmemize bağlı olarak artık kişisel tıbba doğru ilerliyoruz. İşte burada histon büzülen alanı histon asetile de edebiliriz. İşte bunların etki mekanizmaları var mı? Evet, bunların hepsine var. Ama özellikle vurguluyorum hocam, bir kişiye kurkumin iyi gelir, al bunu kullan, ötekine işte yeşil çay çok iyi gelir demek çok doğru mu? Orada biraz durmak gerekiyor. Fakat bizim yediklerimiz, içtiklerimizin DNA'mız üzerine direkt etkisi olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, en son slaytıma geldim sayın hocam. Çok vaktimi yapmadım herhalde. Güzel yetiştirdim 40 dakikaya. Yok, çok güzel. Çok güzel. Sorulara vakit kaldı. Evet. Süper. Burada en önemli şeylerden bir tanesi işte epigenetik modülasyon. Biz insanları epigenetik olarak DNA'sı uygun olarak şekillendirme şansımız var. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Beslenmesini düzeltecek. Psikolojik ayak çok önemli. Evet, çok önemli. Çünkü annenin dokunuşları, annenin sözleri, annenin dokunuşları çocuğun epigenetik değişiklikler yapıp çocuğu gelecek hayata şekillendirdiği çalışmalar var. Sosyal aktiviteler çok önemli ve ben hep şöyle diyorum, bu dönemdeki sosyal aktivite azalması insanları tabii ki epigenetik değişikliğe sebep açıp ruhen birazcık daha kötüye götürdü. Alternatif medisin, ben akupunkturistim, yani çok faydası olduğunu zaten biliyorum ama hep diyordum ya, batı tıpçıyım ya, yani diyordum nasıl yapıyor ya, nasıl oluyor hocam bu, yani hani bir şey değiştiriyor ama ne değiştiriyor, yankik bana bir türlü oturmadı. Sonra çalışmalar çıktı, çalışmalarda yani fare deneyleri çıktı, beyin kaynaklı nörotrof faktörler, ki beyinde bütün nöronların sinapsın oluşmasını ve gelişmesini sağlayan faktör, DNA üzerinden salınmayan bu faktörün akupunktur sonrası etkili olarak salındığı
Prozac benzeri etkisi olduğu çalışmalarda göstermiş. Bunlar çıkınca çalışmalar olunca tabii daha rahat ve daha güvenli konuşmaya başladım. Çünkü biz bilim insanıyız sonuçta. Kendi sırtımızı bilime dayamak zorundayız. Artı beraberinde aynı şekilde polikistik over hocam. Polikistik overde de aynı çalışmalar çıktı. Polikistik over de epigenetik bir rahatsızlık. Tabii burada önemli olan multidisipliner. Hep şunu söylüyorum. Yani bizim hocamız biliyor zaten. Multidisipliner yani bir alanda bir kişi otor olan kişiyle beraber bu yola yol almak lazım. Yani bir kadın doğumcunun hastası, kadın doğumcuyla beraber moleküler biyolog, diyetisyen ve fizyoterapist de hastaya yönlendirip ona göre şekillendirmek lazım ki doğrusu olsun. Her şeyi kendimiz yaparız dersek işte en büyük sıkıntı oradan doğuyor. Kullandığımız ilaçlar gene kişiye özel olmalı. Mikrobiyom, bağırsak florası çok çok önemli. Bağırsak florası niye önemli? Yediklerimiz, içtiklerimizle direkt DNA üzerindeki epigenetik değişiklikler, olumlu veya olumsuz değişiklikler olduğu çalışmalarda var. Peki herkese hangi aynı probiyotik olur mu? Hayır olmaz. Gene o da multidisipliner. Bizde Meltem Yalan hocamız var. Derslerini anlatıyor. Hocamız da iki level 2'de göstereceğiz. Orada kendisi tıpçı, genetikçi ve mikrobiyolog. Hani neye, kime ve nasıl olması gerektiğini multidisipliner karar veriyoruz. Hani benim hastam kendisi soruyor. O hani bana soruyor. Klinik olarak yorumluyoruz. Genetikçiye yorumlatıyoruz. Arkadaşlara yorumlatıyoruz. Sonra diyoruz ki böyle bir yol çıkalım. Ama dünyada artık buraya gidiyor. İlaç kullanımı, toksinler ve hastalıklara maruz kalma. Bunların hepsi bizim epigenetik modülasyonu düzeltmek için uygun değişiklikleri sağlayabiliyoruz. Bilmem ifade edebildim mi hocam? Bugün bir hatıra kaldı mı? Yok. Değişiklikler yapmışımdır olumlu yönde sohbet sonrası. O kadar güzel anlattın ki gerçekten çok büyük bir ziyafet verdin bize. Çok teşekkür ediyorum. O halde söylenen doğru. DNA kaderimiz değil. Yani bu çok önemli bir laftı. Bir de hakikaten sigaranın bütün hedef organlara etkilerindeki genleri anlattın. Demek ki niye bir insan akciğer kanseri oluyor? Neden bir insan mide kanseri oluyor? Bunu da çok güzel vurguladın. Çünkü hep sorulan soru bu. Benim dedem 20 yıl işte, bilmem 30 yıl işte ama öbürü genç yaşta 20'lere indi. Artık kardiyovasküler riskler, daha doğrusu MI'lar, miyokard infarktüsleri 20 yaşlarına indi. Bu neden? Sigaranın fazla içilmesi. Mikrobiyotadan da bahsettim. Bu da çok çok önemli. En önemli konu da tailored patient. Hastaya göre elbise. Hastaya göre tedavi. Bu çok çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten. Gülsen hocam süperdi. Ben çok teşekkür ediyorum. Epigenetik sevdalısıyım hocam. Bilmiyorum çok yansıyor. Evet, bu derneği kurarken çok heyecanlanmıştım biliyorsun. Hani çok önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz. Katılanlara da çok teşekkür ediyoruz. Burada başkanımız Güner Bey var. Katılanlar Serpil Hanım. Diğer gruplardan çok arkadaşlar var. Hepsini burada tek tek sayamayacağım vakti çalmamak için. Sorular varsa lütfen bekliyoruz. Hocam özellikle şeyle heyecanımı arkadaşlara paylaşmak istiyorum. Mesela alerjik çocuklarda ben çocukların alerjisi veya insanla değiştirdiğim zaman nereyi değiştiriyorum medikal biyoteknoloji PhD dediğimde sonra çalışmana baktığımda T-Trek'ler, denge hücreleri ve FoxPage'i değiştirdim. Fark ettim. Ona yayınlar çıktı. İnşallah o yayınları biz de yapmak istiyoruz. Hani değiştirebiliyoruz. Önemli olan multidisipliner yol almak. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de şey üzerinde durdun. 11-20 yıl gibi yapılan çalışmalar özellikle kardiyologların da konuştuğumuzda toplantılarda vesaire sigarayı bırakan kişinin normal sigara içmeyen bir kişi gibi olması risklerinin azalması tam 10 yıl. Diyorlar. Siz 11 ila 20 dediniz. Yani bu da çok önemliydi vurguladığınız. O kadar güzel konulara temas ettin. Masaya çok güzel yatırdın sigaranın zararlarını. Ben çok teşekkür ediyorum. Galiba Güldalı Hanım bir el kaldırdı. Buyurun sıra sizin öncelik. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederiz. Çok faydalıydı gerçekten. Şimdi ben tabii hızlı geçildiği için şunu merak ediyorum. Mesela tamam 10 yıl bekleyecek. Ama mesela doğum öncesi ya gebe kalmadan önce 10 yıl bekleyemeyeceğine göre hani ne kadar beklemesi gerekiyor? Bununla ilgili yapılan bir bilimsel çalışma var mı? Bir de sigara sayısı ne kadar etkili? Hani bununla ilgili yapılan bir çalışma var. Yani 5 sigara içen, ben hiç ömrümde içmedim onu da söyleyeyim. Bir paket içenle 5 sigara içen değişiyor mu? Çok teşekkür ederiz, çok faydalıydı. Hocam çok teşekkür ederim. Yanıt veremeyeceğim yalnız. Hani o öyle bir şey çalışma görmedim. Değişmiyor. Değişmiyor. Sigaranın tanesiyle sayısıyla zararı değişmiyor. Aynı
güzel bir soru sordunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Gebe kalmadan önce 2 ay önceden mutlaka sigaranın en az 2 ay önceden bırakılmasını biz öneriyoruz. Hem tüp bebekte hem gebe kalmakta diyoruz ki 3 ay önce bırak kesinlikle. Evet. Hocam bunu şey olarak söyleyebilirim. Epigenetik değişiklikler 3 ay ile 6 ay arası oluyor. Evet. Oradan verebilirim. Ben hocam yayın deyince yayını görmeden konuşamıyorum. Çok teşekkürler. Ben. Evet biz de hep öyle söylüyoruz. 6 ay arası değişiyor. 9 ayda gerçekten hastalarını tam toparlıyor. Genel olarak epigenetik değişikliğe baktığınızda çünkü hücrelerin döngüsü de aynı şekilde oluyor. 3 aydan önce epigenetik değişiklik olmuyor. 6 aya uzuyor. Büyük ihtimal hocamın dediği gibi en az 3 ay önce olması evet. lazım. Yani biz oradaki değişikliği olması. Merve Hanım bir soru soracak. Buyurun Merve Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Merve Hanım, şeyiniz ben kapalı. Mi? Evet. Ben kafamdan düşündüm. Nasıl hissettiniz Melahat Hocam? İyi akşamlar herkese. Evet, yani hani vaktinizi çalmamak için sorup sormamayı düşünüyordum ama sadece anne değil, baba da etkili değil mi? Evet. Yani babanın da bunu 3-6 ay aralığında sigarayı bırakmış olması gerekiyor. Değil mi? Aynı şey onun için de geçerli. Tabii. Şimdi hocam anne dediğiniz gibi baba için çok önemli. Babanın daha iyi. Biz ergen olmadan beslenmesini bile önemsiyoruz. Yani her şey epigenetik olarak geçtiği için ama en az dediğim gibi 3-6 ay. Yani hani bir şeyin düzelmesi için başka şansımız yok. Ben klinik tecrübelerimden de bunu görüyorum. Asla evet. 6 ay önceden önce epigenetik değişiklikler bir kişide yapamıyorsunuz. Ondan sonra da başarı elde ediyorsanız standartlarınızı oturtturmanız lazım. Yani ne demek istiyorsun Gülsen? Eğer yürüyüş olması gerekiyorsa bunu standart yapmak lazım. Beslenmesini değiştiriyorum ben çoğu hastanın. Onu standart yapması lazım. Hani o yüzden hani böyle evet bırakalım ama sonra bunu hayat şekli olarak yapalım diye düşünüyorum ki hastalanmamak ve koruyucu hekimlik olsun diye. Evet. Sorular var mı? Gerçekten her şeyi o kadar güzel anlattın ki hem anlaşılır şekilde hem de işin ta şeyine kadar girdin, histonlara kadar, DNA'ya kadar ama onu bizlerin anlayacağı şekilde anlattığın için çok teşekkür ediyorum. Soru var mı? Sayın Başkanım Bineri Bey, buyurun efendim. Buyurun. Ses kapalı. Ses kapalı. Duymuyoruz. Kapattınız. Ses gelmiyor. Evet. Serpil Hanım soru sormak istiyor musunuz? Esra Hanım, Oğuz Bey, Zeliha Hanım soru sormak. Meltem Hanım çok teşekkür etmişler. Chat'ten okudum onları. Ben teşekkür ederim. Yani o kadar... Teşekkürler. Evet, sağ olun. Evet. Yani çok önemli bir konu. DNA kaderimiz değil. Gerçekten değil kaderimiz. Yani Gözde Hanım soru mu soracak orada? Gözde Hanım da görüyorum. Yani o kadar güzel anlattın. Genler üzerinde o kadar güzel durdun ki işte bunların tespitleri içinde kişilerin değil mi? Multidisipliner olan bir merkezde mutlaka gitmesi lazım. Yediği de doğru. Yediklerinden mi anlattınız? Hem yedikleri hem genetiği araştırılması. Yani bu epigenetik ve nütrogenetik dediğimiz zaman bunları yaptırması lazım. Değil mi Gülsen Hocam? Hocam şöyle bir şey esasında yani benim bu yolculuğumda kendimden başlayan bir yolculuktu. Ben kapillerlik, şeker hastalığı, sakroiliitim ve astımım vardı. Bunların böyle olmayacağını anladığım yolculuğumda. Ben 51 yaşındayım. Bu olay 40 yaşında başladı. Bunların hepsinin geri döndüğünü fark ettim. Sonra ama tabii hala bilim insanım ya neyi değiştirebildim ben bu kadar? Yani hani sonuçta bazı şeyleri değiştiriyorsunuz. Evet doğru bu. Fakat en büyük şey hocam her şeyin başında olduğu gibi sabır yok bazı şeylerde. Bunlara göre beslendiğinizde şunu fark ettim. Her şey düzeliyor. Yani hani düzelmemesi diye bir şey söz konusu değil. Eğer o sınırın üzerine gitmediyse. Yani alerji, astım, bunlarda diye. Lenfödem dün hocamız bile onu söyledi gerçekten. Çok değerli Emel Hocam da lenfödemi. Bunlar önemli olan sıfırlamak değil. Kontrol altına alabilmek hocam. Ya ilaçlar, tabii ki ilaçları kullanacağız ama bazen ilaçlar duruyor. Yani otoimmün hastalıklarda belli yerde ilaç bir sonraki adıma gidiyor. Bir sonraki adıma gidiyor. Mesela bir DAO enzimi var bağırsaklarımız. Kusmamız, mide bulantımız kötü oluyor. Mikrobiyotamız bozulmasına bağlı. Şimdi bu DAO enzimi kötü olan kişiye siz konserve turşu verirseniz çok pahalı daha kötü yapıyorsunuz. Yani çok değişik konular esas.
aslında var. Mesela ben hep bahsettim, komp geni vardır. Esas çocuklarda hiperaktivite, dikkat eksikliği, ilaçlar verilir. Bu çocuğun esas komp geninde sıkıntı vardır. Epigenetik bağırsak mikroorganizmaları komp geni susturur. Komp geni neydi? Dopamin, noradren, adrenalini blok eden, östrojeni. Blok yok ediyor, parçalıyor, gönderiyor. Komp geni sıkıntılı, önde fazlalık var, daha böyle alert oluyor. Bu çocuğa B12 verince daha kötü hissediyor. Ya da işte polikistik over oluyor bu kişide. Herkes polikistik over tedavi ederken bu gende bir epigenetik değişiklik var mı? Metil tetrahidrofolat reziklazında veya kompta bir sıkıntı var mı? Bunlara bakıp bunun hem nütrigenetik hem de epigenetik bir bakıp yorumlasa inşallah gelecek tıp buraya gidiyor. Farmakogenetik Kanada'da hocam oturmuş reçete gibi. Herkesin ilacını ona göre ayarlıyoruz. Hani ona göre veriliyor ki minimal fark etmiş. Şimdi çok güzel bir çalışma var. 3 tane gruba ayırmışlar. İşte doktorlar birisine göre hani kişiye göre tedavi %50 başarı. Diğerine %50 başarı. Ama multidisipliner olduğu zaman %90 başarı. Amaç bu zaten. İnşallah hani başarılı olabiliriz hep beraber. Bir de bu Ekim ayı 2004'ten beri biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü tarafından meme kanseri farkındalık ayı. Mesela meme kanserinde de beslenme çok önemli. Tamam, genetik 40 yaş civarında ailesinde hanımlar çok katılınca ben bunu söylemek istedim. 40 yaş civarında tamam, bunlarda genetik olarak meme kanseri riski çok fazla. Ama burada da beslenme çok önemli değil mi hocam? Bu konuda ne dersiniz? Şimdi şu var, çok ilginç bir şey. Epigenetik kulak anlayışı, bir de epigenetik saat var. Yaşalıp yaşalmamak, yaşı geri çekebilirsin. 2021 çalışması, çok heyecanla üzülerek baktım. Türkiye'de inşallah İngiltere'de yapabilir bu çalışmaları, dünyada hocalarla. Türkiye'de nasip olmadı, olmuyor. Vardır bir sebebi. Burada hocam çok ilginç, gift oluşuyor. Yani şimdi şöyle belli yaşa kadar geliyorsun. Metilasyon bazı yerlerde olması gerekiyor, bazı olumsuz yerler olmaması lazım. Ne demek istiyorsun Gülsen? İşte çok basit olduğu için genetik kanseri engelleyen genler hipermetil başta çok güzel çalışıyor. Bir yaşa kadar çok fazla yok ama belli yaştan sonra çevre koşulları, yedikleriniz, içtikleriniz, sigara, mikrobiyota, bu DNA susmasına sebep oluyor. Hipermetil olabiliyor. Öbür tarafta ise interleukin 6 hipometil oluyor. Basıyor gidiyor, bu sefer ne oluyor? İnflamasyonlar ve kansere yatkın bir kişi oluyorsun. İşte bu epigenetik saatin dönüşümüyle yaşta gelen hastalıklarda bu şekilde oluyor. Bakıldığında bunlar tekrar geri dönebiliyor. Yani kanser olmasını engelleyen gende hipermetili alanlar beslenme, yediklerin, içtiklerin, sporunla beraber geri dönüyor, kendine geliyor. İnterlökündeki o hipometili alanda fazla salımda tekrar geriye göre düzeliyor. Ya bunların hepsi giftine tekrar geriye döndürebiliyor. 8 hafta beslenmeyi değiştirerek 3 sene geriye gidildiği çalışma, çok keyifli bir çalışma tabii. Yani bu bizim için bir ümit oluyor. Gelecek ilaçlar da zaten dün hocamız, Osman hocamız anlattı. Epigenetik belirteçler ve epigenetik ilaçlar da zaten çok gündemde. Bir de bu hanımlarımızın bir emzirmeme şeyi var estetik açısından. Evet. Memelerini mutlaka çocuklarını emzirmeleri 2 yıl değil mi? Meme kanserinden koruyucu. Aynı zamanda gebelikten koruyucu. Bu çok önemli. Hani bu ayın önemini vurgulamak için söyledim. Önemli. Bir de hocam tabii anne karnındayken çocuğu yakalamak lazım. Annenin vitaminleri düzgün olması lazım. Beslenmesi düzgün olması lazım. Anne süsü verirken de annenin beslenmesi ve vitaminleri çok düzgün olması lazım. Özellikle burada hocam kadın doğumcu arkadaşlar çok işbirliği düşüyor. Ben o yüzden hani bayağı bilir hocam zaten aynı yerlerde sürekli asistan olarak çok çalıştık ama hep böyle beraberlikle devam etmesi lazım. Anne sütü verirken annenin yedikleri şu anda alerjik gıdalar yedikleri için çocuklar 3 daha 4 aylıkken hocam alerji egzamaları başlıyor. Benden hoca çok güzel anlatıyor Nur. Alerji yürüyüş. İlk önce egzama başlıyor. Sonra put alerji başlıyor. Sonra alerjik yanıt oluyor. Sonra da astım oluyor. Sonra astım olunca eyvah biz ne yaptık diyoruz. Esasında bu çocuk bir sinyal veriyor. Hep şunu söylüyorum. Vücut sinyal veriyor. Vücudu dinlemek lazım. Yani vücut, mesela bir arkadaşımdan örnek vereyim. Sağ ağrıyor dedi işte kolum. Ameliyat oldu. Bu sefer sol ağrımaya başladı. Sonra kalça ağrımaya başladı. Esasında vücutta bir inflamasyon var. Yani bu inflamasyon da biraz önce anlattığım bununla ilgili genlerde tümör nekrospan, interleukin 6, interleukin 1'ler bunlarla ilgili yerde sıkıntı var. Bunların esasında düzelmesi lazım. Sistemin düzelmesi için. Hani evet. Dediğim gibi burada şey çok farklı hocam. O yüzden gerçekten MI'da da enfeksiyon artık inflamasyon deniyor. Yani miyokard infarktüsünde de artık değil mi? Bunu da inflamasyona bağladılar. Son zamanlarda ve bunun üstünde duruyorlar. Onu halledersek kişi miyokard infarktüsü olmayacak değil mi?
Kesinlikle hocam. Yani o, yani o zaten mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Biz hep şunu da örnek vereyim. Kusura bakmayın, konudan konuya gidelim. İnşallah sıkmıyorum. Bir de hocam çok teşekkür ederim. Ama çok güzel. Sizi bulmuşken böyle ben... mesela hep onu bir kongrede, şeyde, eğitimlerde de anlattık. Yani elerjinin alıyor kişi. Elerjininden nitrik oksit harika. Kalp sağlığı için harika. Elerjinin alın. Çok güzel. Ya ben Türkiye'de böyle her vitamin içinde bir şey var. Ya tamam da bu hastaya bu uyuyor mu? Elerjininden nitrik oksit olması için nitrik oksit sentez enzime ihtiyaç var. O enzim epigenetik olarak etkilendiyse öyle bir şey, vücut öyle bir şey ki çok ilginç, iki yolaklı çalışıyor. Her şeyde olduğu gibi, ben biraz şeyim, iki evet veya hayır gibi, iki yolaklı. Eğer nitrik oksit olmuyorsa bu kişide serbest radikal oluyor. Yüzünün enerjini veriyorsunuz, bu enzimden çalıştığı gibi düşünüyoruz ama çalışmayabilir. Single nükleot polimorfizm olabilir, hani tek bir nükleot farkı, genetik yatkınlığı olabilir veya orada epigenetik değişiklik olur. Siz bunu ona veremezsiniz. Verdiğiniz anda kişiye yarardan çok zarar veriyorsunuz. İşte bilinçli hareket etmek buradan geliyor hocam. Mesela gene bizim gene kongremizde anlatmışlar, kalp hastası olan kişilerde. Biz her gün ceviz yiyoruz, badem yiyoruz. ABC-5-8 geni var. Bunlar işte bağırsaklarda kolesterol ve işte fitosterollerle beraber vücuda aldıktan sonra fitosterolleri dışarı atıyoruz. Fitosteroller çok iyi. Evet, bademler, cevizler çok iyi ama atamıyor. Dışarı gönderemiyor. ABC-5-8 geni. Ne oluyor? Bu vücutta birikiyor. Ne oluyor? Safra taşı oluyor. Ne oluyor? Plaklar oluşuyor. Aterosklerotik plaklar oluşuyor. Yani esasında baktığımızda biz bazen iyilik yaparken kendimize kötülük yapabiliyoruz hocam. O yüzden ben nütü genetik epigenetiği seviyorum. Hep annelere de herkese şunu söylerim. Çok çeşit yemek çok önemli değil. Size uygun olan gıdalarla ilaç gibi düşünmek lazım. Geçen Özge Çelik hocamız da çok güzel anlattı. Sinyal yolakları var. Yani tek DNA etkiliyorsa epigenetik değişiklikler yapıyorsunuz. Artık gıdaların direkt olarak sinyal yolaklarıyla etki mekanizmaları var. Böyle bütün olarak düşünürsek o zaman farkındayım zaten. İnşallah çok sıkmamıştık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattınız. Son sözleriniz var mı? Bir şeyler daha söyler misiniz? Ben katılanlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hakikaten önemli bir konuydu. Bu zaten bizim Türkiye Sigara Savaş Derneği'nin sayfasında kalacak. İzleyemeyenler oradan izleyebilirler. Zaten Gülsen hocamız da bizim üyemiz oldu artık. O da aramızda kendisi. Zaman zaman yaparız bu toplantıları. Tüm katılanlara ben çok teşekkür ediyorum. Başka soru yoksa, vaktimiz çok az kaldı. Soru varsa alabilirim. Yoksa kapatalım diyorum. Sizin son sözleriniz varsa alırız Gülsen hocam. Hocam çok, ben hayatı tek taraf düşünmüyorum. Multidisipliner olması lazım. Hayat da bunların içindedir gerçekten. Son sözümü şiirimle kapatacağım hocam. Aa, çok güzel. Ben şiir çok severim. Buyurun. Yani bilmiyorum, hani affetmekten geçer. İnsanlık yoktur yolda kolaylık. Yuvarlanmadan yürüyemezsin, gökyüzünü göremezsin. Yıldız aydayken vardın gerçek dünyaya. Sorarlar sana yolda rastladık. De ki yolum taştı mı taştı. Yokuşluydu yokuşluydu ama bildim benim bende olduğuna, kanmadım onlara. Hocam hayatım kanmamak. Hep sırtımı bilme dayamakla geçti. 10 kere kitap okumuşumdur. 10 kere insanlar doğru mu diye bakmışımdır. Ama hani ben bende olduğumu bildim, şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Biraz değişik bir bitiş oldu ama. Güzel şiir için de çok teşekkür ediyorum. Ben başta size ta İngiltere'den vakit ayırıp katıldınız. Biliyorum evladınızla birlikte. Ve katılanlara çok çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, sigarasız, koronasız, depremsiz, yangınsız güzel günler diliyorum. Evet. Demek ki kişiye göre beslenmek var. Evet, kişiye göre tedavi var. DNA kaderimiz değil. Epigenetik Coaching Co.UK ile inşallah oradan da bütün Avrupa'ya hocalarımızla açılacağız. Desteklerinizi herkesten bekliyoruz. İnşallah hepimiz düzgün bir şeyler ifade edebiliriz. Ben çok şeref duydum hocam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sizlerle beraber olmak benim için çok önemliydi. Sağ olun, var olun. Biz de öyle. Chat'ten çok güzel tebrikler, harika sunumlar diye geliyor. Ben de diyorum ki fantastik bir sunumdu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman hocam, ne zaman isterseniz. Yani biz vakit bulamıyoruz, aklımız ermiyor, unutuyoruz. Bazen çok benim için bir şeref. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler.